Bu ne be? Dünyanın en büyük entitesini bulduk herhalde. Bu arada şeyde de çıkabiliyormuş demek ki entite. Bedrent bayonlarında da çıkabiliyormuş. Aslında entiteleri de işte değiştiriyor fabrikte. Bedrent çok tatlı oluyor ama. Eyvah, purpur blokmuş, tamam. Mimik sandım. Çok korktum mimik olduğunu düşününce. Güzel bir. Aman ya Rabbi, bu neymiş böyle? Fortune 3 mü, neler diyorsun? Oo, Mimikrim geldi. Yusuf, bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Mimikrim geldiyse. Evet. Al bunu, dursun. Aşağıdan girdik. Yukarı doğru çıkıyoruz. Dışarıda, içeride nerede varsa şunları öldürelim. Belki bir yumurta buluruz. Yumurta bulamazsak şalkır şel buluruz. Bu ne? Boş iş. Belki. Reach severim. Bunu basalım hatta. Protection 4. Boş iş, boş iş. Boş iş. Mending severiz. Ne yapalım? Şunu atalım. Şunu tekrar bir temizleyelim şöyle. Bu da gelsin. Şunu bir basalım. Bu bize reach veriyor. Daha uzaktan vurmamızı sağlayacak bu. Evet, reach 5. 5 blok vuruş avantajımız var şu an. Daha uzağa kırabiliyoruz ve vurabiliyoruz. Bu şu an için mükemmel bir şey. Nerede? Bunlar bitti mi buradakiler? Buradakileri almışız. Şurada temizledik sanırım. Aa, şurada var bir tane. Hem de infested. Allah. Abi bunların infested'den Endermite çıkıyormuş. Nerede şey? Gemi şurada. Bir de gemisine gidelim bunun. Buradan şöyle giriş yapıyoruz. W tuşumuz bazen çalışmıyor yine. Ya ama neyse, bir şey demiyorum. Mending var. Alalım. Ve elytrimizi çekerim. Artık elytrimiz var. Oley be. W tuşumuz çalışmıyor, yaşasın. Bende ne var iksir olarak? Instant Health 2. Alalım. Bunun, evet, ejderha kafası yok burada. Olduğu kısım kırılmış. Ayıp be. Dolandırıldık yine. Yumurta attığı gibi gördün. Bana yumurta gibi gelmedi hiç. Mimikrim var da. Neyse, 30 tane shulker shell var. Yeterli olur herhalde. Bu ne oğlum böyle? Fena ölüyorlar bu arada. Vallahi fena ölüyorlar. Tamam, evet. Şimdi ne yapıyorduk biz? 4 tane Tyrian Steel Block yapacaktık. Gerçekten inanılmaz. İnanmakta güçlük çektiğim bir zorluk. Bu kadar zor yapmayı beklemiyordum. Hani bu kadar zor olmasaydı keşke. "12 oldu. 18, 36. 4 tane de biz yapalım. 6 olsun et. Şimdi Netherite burada. Crush Shulker Box burada. Azure Electrum yapacağız. Electrum yapacağız. O da yine birbirinden zor resipilerden biri. Allah'ım şuraya bak. Nasıl yapacağız biz bunu? 64 tane bundan yaptık.
Eye of Ender depolum yapmış. 54 tane çıktı. Bütün Ender Pearl'ümüzü harcadık.21 tane yapabildik. Azur Elektrim. Elektrim. Bunu da daha sonra şu. Bir de Crimson'o Steel'o. Steel diyelim. Crimson Steel yapacağız. Eyvallah. Crimson Iron'larımız ne durumda? Hiç topladım mı ben Crimson Iron? Toplamamışım tabii ki de. Tabii ki de toplamamışım. Şunda da bari eritirim gelmişken. Crimson Iron var mı burada? 22 tane burada var. Şu 24 tane depo var. Neyse, Azure Silver'dan yana sıkıntımız yok. Bol bol Azure Silver'ımız var. Step Height varmış. Bu arada enchant olarak. Kim geldi? Onur geldi. Ya yıllardır gelemiyorum Twitch'e girmediğimden, neyse yayın hala bitmeden paylaşayım şunu. Teşekkür ederim Onucum. Sağ ol, var ol. Hoş geldin. 7 oldu. Sekiz. Birazcık zor dakikalar bizi bekliyor. Crimson Steel bulmamız lazım. Crimson Steel'ı okultizm ekleyebiliriz aslında. Okultizm bulabilir Crimson Steel falan. Okultizm. Crimson Steel. En azından Crimson Steel'ı bulsun yani. Gerçi Ender'e gitmiş olacağız. Electrum da bulabilir düşük şansla. Düşük şansla onları da aktif edebiliriz. Bir yandan gerçek bir geliştirici dediğiniz arkadaşlar. Durmadan paketini geliştirmek için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Ona çektiği enerjiye bak. Son bir tane. Böyle oluyormuş. Sonunda. En azından bir şunu yapalım önce. Tyrant Steel geldi. Tyrant Steel nedir? Dünyanın en iyi ingotudur arkadaşlar, Tyrant Steel. Bunu da bir de upgrade'leyeceğiz daha sonra. Şu gelenlerle de yine yapalım. Biraz da Nether'a gitmek lazım ya. Nether'da şey bulmak lazım. Crimson Steel. Crimson Steel'dan yana sıkıntımız var. Aslında Arcanic Dig Site'a Crimson Steel de ekleyebilirim. Arcanic Dig Site Crimson Steel. Bu şey koyuyoruz ya, ekskavatör Nether'a. O bir yandan ufak ufak şey de kazabilir. Nether'le beraber. Crimson Steel de kazabilir. Onları şey yapalım. Bunları ekleyelim bak. Zaman da geliyor arkadaşlar. Ben paketi bitirdiğimde Faruk 5'i bitirmiş olanlar bir daha başlayıp bir daha bitirebilirler. O derece yani. 15 tane nedirit aldık buradan. Şeyimizde şarj edelim. 30 tane falan kastı var çok kısa süre içerisinde. 22 tane. Güzel. Crimson Steel bu arada Fortune'da etkileniyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Ya bir git. Aa, manyak. 41 tane oldu. Ana, eve geldim la.
Home Magic. Home. Bayağı da kolay yapılıyormuş. Ama işte ruh istiyor. Güzel. İyi oldu bak. Şu 64 taneyi de şuraya atalım. Burada kalmadı. Okey. Tabi uzatmış olduk. Bir denedik ya. Araba vın vın. Yok gerek yok. Hızlı bir dönüşe yaşadık. Şunu tekrar bir şarj edelim. Bunu tekrar götürelim. Orada bize yine nedirit katsın. Bol bol nedirit. Fazla fazla nedirit. Çok çok nedirit. Tyrian Stel de bulduk. 4 tane Tyrian Stel arkadaşlar. Zaten işimiz bittiğinde bunu kırıp geri de alırız biz ha. Çaktırmayın. Star Metal Dust istiyor bizden. Nether Star Fragment falan istiyormuş. Hallederiz onu. O kolay iş. Bunu şöyle güzel bir yere yapmak lazım. Kitabımı açayım ben. Kitaba çizmiştim buraya. 3 toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye 7 bir alan olacak. Sesine be. Şunu da yapmak istiyorum bu arada. Bu gözüme güzel göründü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Allah. Şöyle tam ortasına da şey koyacağız. Bunu. Gece olması lazımmış. Gece olması lazımsa ne yapıyoruz? Milyon dolarlık soru. Gece olmasını istiyorsak arkadaşlar, iki tane Lapis Lazuli'yi alıyoruz. Bir tane de Arcana Ashes alıyoruz. İki tane Lapis Lazuli ile buna sağ tıklıyoruz. Bakın Türk bayrağı çıkıyor oradan. Nasıl şaka? Şöyle bir 3 yıldızlı bir hilal çıkıyor ve gece yapıyor. Gece olduğunda şimdi bunun Starlight'ı çekmesi lazım. Gördüğünüz üzere Starlight çekiyor. Buna ingotumuzu koyuyoruz. Ve hiçbir şey olmadığını fark ediyoruz. Çünkü katalist koymadık. Bunun katalistleri neymiş? Bize Star Metal Dust lazım katalist olarak. Çünkü Tier 3 kullanacağız. Azure Electrum Azure Electrum yapalım. Sekiz yapalım. Şimdi Azure Electrum burada. Azure Silver. Üç tane de bundan yapalım. Blaze Gold. Blaze Gold Dust. Blaze Gold'umuz yok tabii ki de. Şu üç tane bundan yaptık. Nether Star Fragments. Nether Star'ımız varmış. Bir tane. Onu da kullanalım. Burada bunları hemen şöyle yapı veriyoruz. Nasıl yapıyorduk bunu? Heh, böyle. Evet, Azure Silver keşke bir tane daha yapsaymışız. Koyalım bakalım. Evet oluyor. Vallahi oluyor. Olamıyor çünkü charge yetmiyor. Şu 16x falan yapsak charge artar mı? Vallahi artıyor. Bu böyle ışığı alıyor arkadaşlar. Çekiyor çekiyor ışığı. Çekiyor 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 çekiyor. 309 stek yumurta olmuş bu arada. Yeter.
Tavuklara veda edelim. Bitkisel otlar bulduk arkadaşlar. Bu arada rotten egg çıkmış buradan. Tavuk kafası çıktı. Onları da buraya hatıra olarak asalım. Ege şu an Türkiye'de değil diye biliyorum. Hani planlarını falan bilmiyorum. Evet, Star Charge 3 arkadaşlar. Durabilitesi 1800'den 3516'ya çıktı. Aman yarabbi, neler diyorsunuz? Armor damage'i falan filan. Harvest Speed'i 16'dan 29.5'a çıktı. Attack Damage'i 9. 6'dan 9'a çıktı Attack Damage'i. Ya Rabbim, sen neler diyorsun? Astral gerek yok Astral. Bak sana işte, al Starlight. Al sana Starlight. Daha ne istiyorsun ya? Tyrian Steel yapalım. Hemen Tyrian Steel yapalım. Şunları hemen Crimson Steel yap. Hemencecik çabuk tavuk arkadaş. 5 dakikada abici mi yapıyor, usta mı? Modlu Minecraft Show geliyor. Hazır olun. Şunu bir de Grader'a koyacağız. Tamam mı? Grader'ın kateristleri neymiş? Griteri Dust. Griteri Dust'u birini burada kullanalım. Keşke iyilerini bu arada Starlight yapsaydık. Ne geldi? S geldi. İyi bari şansımıza. A geldi, S geldi. SS geldi. Tamam. Şu A, B'yi başka yerde kullanırız. Mesela A'da 1870 oldu durability. B'de 1872, A'da 1890, S'de 1980, SS'de 2070. Şöyle 270 durability kazancı oldu yani oradan. Bunu alsın, şu SS'yi de yapalım. Bu da inşallah güzel tier olur. A geldi. Sağlık olsun. Mesela A ile SS arasında şöyle bir fark var. Yani çok ciddi bir fark değil aslında. Harvest 1'i 31.1, 1'i 30.3. Atakta 0.3 fark ediyor. A ile S arasında. Şu da S. Bunu da atacağız oraya. Şu B ve A'yı başka zaman yapsak aslında daha iyi olur. Ne koyduk bunun üstüne? 18 tane yapabildik. Altınımız bitti bu arada. Ha, Shulker Powder'ım bitti. Doğru. Shulker'dan yana bazı sıkıntılarımız var. Bunları falan sadece boyayabiliyoruz. Bir işe yaramıyorlar. Bunları da şöyle tek tek sadece yapabiliyoruz. Shulker suyundan ne çıkıyor peki? Potion of Resistance yapılıyormuş bundan. Altı tane daha yapalım hadi. Aa, yok, bu da var. Ne eksik lan burada? Beynim yandı. Nedirit de var. Ha tamam, Azure Electrim eksik. Doğruymuş, ben Allah'ım delireceğim. Üç tane daha yapabiliyormuşuz hadi. Altı tane çıkacak ondan. Şimdi bununla öncelikle bir Redivore'u geliştirelim bence. Ne diyorsunuz? Redivore'a, en iyilerine Redivore'a basalım. Şu SS'leri falan yapıştıralım. S'leri. Şu A'yı başka bir şeye koyarız. Üç tane daha yapma hakkımız var burada. SS geldi. Çok güzel. C geldi. S geldi. C'yi buraya at. A, B, C buraya. Sen de buraya git. Şu SS ve S'yi şey yaparız. Bunun içine girer zaten.
ikisine bassak yeter. Tabımızı bir alalım. Maşeta var mı? Var. Sen S'din. Bu harfler arkadaşlar bunun şeyini yükseltiyor. İlk olarak açıklamak gerekirse. Kalitesini yükseltiyor. S, işte A, B, C diye gidiyor böyle. C en kötüsü. B var, A var. Sonra S var, SS var. 3S var, bir de Max var kalite olarak. O güçlendiriyor. Bir de Star Charge yaparsanız bu ingotları, Star Charge da bunlara çok yüksek bufflar veriyor. Esas olay yani şu Star Charge yapmak. Bir de şöyle bir olay var. Tyrant Steel'ı Tier 4 olduğu için buraya Tier 4 blok koymanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Metal Press bu arada yapılıyor ama hiçbir vasfı yok diye biliyorum Metal Press'in, haberiniz olsun. O görev duruyor sadece orada. Aa, Emerald'dan aslında şey yapmamız lazım bizim, ring. Bir ring yapalım. Bir de bracelet yapalım. Şu ikisinden de yapalım. Abi çalışmayacak artık. Neden? Çünkü sabah oldu. Ne yapıyoruz sabah olduysa gece yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Lapis lazuli ile. Şöyle ay yıldızlar çıkıyor. Birden gece olacak burası. Bakın gece oldu. Kaç saatimiz kalmadı? 71 saatimiz kalmış. Tamam, bunu yapacağız. Başka da çok bir şey lazım değil. Okey. Bu arada Azure Electrum'la repair kit yapabiliyormuşuz. Şundan çıkıyor mu 5 tane? Yok. Ender Eye falan da çıkmıyor. Onu artık sonra yaparız. Uf, SS de geldi. Hazır mıyız? Hazır mıyız çocuklar? Şu Tyrant'sı bir SS, bir SS daha. 3 tane mi istiyordun sen? 3 tane istiyormuş. Attack damage 9.8 artı 4. Yani Tyrant Steel'dan iyi hasar olan yoktur herhalde. Bakalım. Azurettrum'un da hasarı aynıymış. Bunun range damage de bayağı yüksek. Armor'u fena alıyormuş bunda ha. Azurettrum'un da enchantability'si çok yüksek. Azurettrum da fena değilmiş. Bundan yapalım şunu. Tamam. Bir sen. İki tane de S. Şunu da şöyle, hangisiydi? Spear'dı değil mi bizim? Spear yok mu ya? Spear buradaymış çünkü. Oo, Spear bir tane istiyormuş. Gayet güzel. Erovet lan bu. Allah kahretmesin seni. Spear'e geçmemiş. Bak Erovet yapıyorduk anlaşıkla. Tamam. Spear tip. Şimdi geliyorsun buraya abicim. Ne oluyor? 486'dan durability'in 6400'e çıkıyor. Hasarın da 12.8'den 19.76'ya çıkıyor. Sen canavar gibi bir şey oluyorsun. Canavar oluyorsun sen, canavar. Redover'a şöyle geçelim. Bunu da buna geçirelim. Bunun da hasarı 13'ten 18.6'ya çıkıyor.
Durability 1300'den 5000'e çıkıyor. Maşallah diyelim, maşallah. Bunları şuradan parçalayalım geri. Tamam. Şunlar fazlalık kaldı elimiz hatta yani. Şimdi gelelim önemli kısma. Önemli kısım nedir? Kitabımızı alıyoruz. Katana yapsana. Yok, spear'ı seviyorum ben. Tip upgrade. Bunda tip upgrade'i var mı? Bunda diamond var. Bunda tip upgrade yok bile. Şöyle tip falan yazı çıkıyor mu? Yok. Şöyle yapalım. Hemen bizim Faruk Discord'unda materyal listemiz vardı ya, onu açalım. Ben buradan bakayım tip upgrade'de en iyisi ne? Atak damage'e bakacağız. Doğru mu bakıyorum ben? Quartz mı? Evet, Quartz 4 damage veriyormuş, Quartz tip upgrade. Hey maşallah. Durability'ye hiçbir katkısı olmuyor neredeyse ama. Şöyle. Hasarı 19.76. 24.38 oldu hasarı. Aman aman, nereye geldik bir anda? Atak speed'in falan düşünmüyor değil mi? Yok, her şey aynı. Buna da basalım. Bunun durability düşecek. Durability 408'e düşüyor. Hasarı 21.99'a çıkıyor. Tamam. Main'i geç. Lining. Lining'de işimize yarayan bir şey var mı? Hiçbir işimize yarayan bir şey yok. Grip'te. Attack speed veriyor grip. Phantom Membrane attack speed veriyormuş. Grip yapınca. Benim için lütfen maskara yap. Kazma yapamam. Kazmayı değiştiremiyorum. Çünkü aşırı hızlı, her şeye tek atıyor. Çok zorlaştırıyor. O yüzden kazma yapmayacağım yani. Grip. Bunda zaten Phantom grip olması lazım. Bunda yok değil mi? Ay, bunda da varmış. Tamam. Fletching boş iş. Coating. Coating olarak en yüksek damage. Attack damage veren netherite var. Sende netherite basılı mı? Değil. Coating'de hemen netherite basalım. Şöyle hasarı 24.38'den 28.42'ye çıkıyor. 28.42 diyor. 28 diyor arkadaşlar, farkında mısınız? Bu da 21.99'dan 25.52 oluyor. Ve ateşte yanmıyor artık tuğlalarımız. Binding. Binding'de Harvest Speed var. Durability var. Fine Silk. Bende aslında Fine Silk vardı bir tane. %10 durability veriyor. Bunda binding yok demiş. Aman yarabbim, %50 de bir şeyler veriyor. Tool'un özelliği sanırım. Evet, buna da geçtik. Bu bambaşka bir şey oldu bu. Adornment'u geç. Tool Rod, Tool Rod'da da en fazla atak damage veren. Blaze Gold %20 atak damage veriyormuş. Hemen bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet. Blaze Gold. Buradan rod yapıyoruz. Tool rod. Sende ne var? Sende Blaze Gold varmış zaten. Seni de Blaze Gold yapalım. 25.52'den 27.86'ya çıksın. Bu Minecraft şov oldu ya. O kılıç var ya, bak, topal bırakır. Hani oturamazlar kışların üstüne. Öyle bir kılıç oldu bu yani. Allah.
Denecek söz kalmadı. Denebilecek söz kalmadı. Bir de adornmentlarımızı yapalım. Oyunu tam ekrana aldım tekrardan. Şunlar arkadaşlar. Ring template. İki tane. Bunlar ne işe yarıyor derseniz. Bunları giyiyoruz. Nasıl? Çok iyi açıkladın değil mi? Helal olsun bana ya. Gold'umuz yok. Blueprint'imiz de yok. Tamam. Ring Blueprint demiştik. Alüminyumlu oluyormuş. Tamam. Bir de Bracelet Blueprint. Bu da alüminyumlu oluyormuş. Tamam. Şimdi bunun materyal olarak her türlü metali falan kullanabiliyorsunuz. Bunun verdiği özellik önemli. Ben buraya yazmıştım. Hatta adornment'ta var. Trait olarak Bastion 1 veriyorlar. Kitty Vision veriyor. Neyin ne verdiğini söyleyeyim ben size. Emerald var. Tamam mı? Gem Compounding'de yapılıyormuş. Buradan adornment'a geliyorsunuz. Kitty Vision. Gives Night Vision on Helmet and Kurios. Oo. Bak bu fena değil. Diamonds var. Şöyle C ile adornment'a geliyorsunuz. Bonus armor veriyormuş. Emerald var. Emerald Reach Distance veriyor. Emerald'tan kesin yapacağız birini. Prismarine yüzme veriyor. Lapis Lazuli Luck veriyor. Quartz Mighty veriyormuş. Quartz neymiş? Gives you strength or haste on tool based on trait level. Mesela bak. Emerald koysam. Bir de adornment yapacağız önce. Javeler tools yapacağız. Şöyle. Bunu sonra kitaptaki değil. Blueprint ile birleştiriyorduk değil mi? Mesela buna yanına kuaz koyunca oluyor muydu? Yok, metal koyduk bunun yanına. Metal olarak da Tyrant Steel. Şöyle mesela. Azure Silver'dan veriyorsun. Artı bir Rich Distance veriyor bu. Bir tane şundan yüzük yapalım. Yüzük bu ne veriyor? Şöyle yapalım. İki yüzük takabiliyoruz. Belt'imiz nerede? Belt deyip pardon, bracelet. Ha, kurye slotuna takabiliyoruz gerçi. Bracelet'in slotu mu yok ya? Bracelet slotu koymayı unutmuşuz. Eyvallah. Neyse. Şuraya koyalım. Bize haste veriyor şu an. Ay, mesela bunu alınca geçiyor mu? Yok. Hep haste veriyor. İyi. Olsun. Emerald'ı bu arada beğendiğim gibi ben. Ha, Dimerald yapacaktık bir de. Dimerald da değişik bir tür arkadaşlar. Gem Compounding ile yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Silent Gear. Recrystallizer'da mıydı o? Evet, burada. Çok değişik bir recipe'si var. Ama yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Neyse. Şimdilik kalsın. Şu an ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapacağımızı biliyorsunuz. Test yapacağız. Şöyle yapalım. Allah. Biraz sakıncalı oldu. Neyse.
Her şeye tek atıyoruz. Biraz da bunu kullanalım. Tam charge'lamasak ve tek atacağız yani şu an. ...48'e buluş şu an. XP nedir üstüme gelmiyor? Sen mi topluyorsun? Ya sen kapan. Bu çekiyormuş XP'yi. Bir de Wither keselim. Wither'da denelim. Değil mi? Wither'da güzel denenir. Aa bak burada böyle bir sıkıntı oluyormuş. Direkt tek atıyoruz. Çat diye böyle. Bir de Wither'ın kafasına vuralım bakalım. Wither'ı nasıl vuracağız? Soğulu Sendo. Ve Skull. Okey. Başaramadık ha. Buna koymadığımız için. Bir bakalım buna nasıl vuracağız. Buz oyun bu arada ben Wither'ı döveceğim diyor. Biraz da chatte kimse olmaz biliyorsun biziz. Tam ekrancı herkes. Oha 40 falan vuruyor şu an. Bir vuruşsa 100 canını götürdüm. Buz diyor beni salın ben gideceğim ona diyor. Buz ama kaşınıyorsun. Dur, çekilin ben vurayım. Çekilin durun. Buz çekilmen lazım. Altı vuruşta öldürebiliyoruz arkadaşlar Wither'ı. Altı vuruşta. Ne geldi? Artı bir looting. Bir looting daha geldi. Şimdi bunlardan biri bana Night Vision veriyor mu yaptıklarından biri? Bu Strength veriyordu. Sen de veriyordun. Night Vision veren diğeri değil mi? Night Vision'dan çıkartamıyoruz. Evet. Looting 5 var şu an elimizde. Bir daha keselim. Çok keyiflendim. Keserken bir de şunu açalım. Buz yine kızdı. Bir de şunu da vuralım bakalım. Bu da 50 falan vuruyor yine. Bu arada direkt vurursanız 6 tane falan 6 vuruşta falan hallediyoruz. 6 vuruşta falan kesiyoruz yani. Bu arada elindeki looting 4 değil mi ne? Evet. Looting yok 3'müş. 4 yaptık diye hatırlıyordum ben bunu ya. Aa şuna looting basmadık. Looting var mı burada? Buna looting basalım ki arkadaşlar. Bu daha fazla item çıkartsın. Daha fazla XP gelsin. Evet. 27 hasara 28 hasar. Vallahi çok tehlikeliler. Vallahi çok tehlikeliler. Tekrar açalım bakalım burayı. Evet. Şimdi gelen experience farkını görüyorsunuz değil mi? Az önce nasıl geliyordu şimdi nasıl geliyor. Bence daha fazla gelmesi lazım. Bu arada aslında vurdum direkt ölüyor. Yandakilere az vuruyor sweeping edge olmadığı için. Bir de sweeping edge basarsak modlu Minecraft Show'un alası olur diye düşünüyorum. Tek eksiği bunun sweeping edge gibime geldi. Ama sweeping edge olması daha iyi çünkü sweeping edge'in öldürdükleri şey vermiyor. Loot vermiyor fazla. Knowledge of Ace'e sayılmıyor. İyi eğlenceler diliyorum Gardrof Fuat. Evet yeter. Yeter. Yeter arkadaşlar. Çok tehlikeli olduk. Aşırı tehlikeli olduk. Vallahi inanılmaz tehlikeli. Redavur'la birlikte çok tehlikeliyiz. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Redavur'u falan yolda görürseniz yolunuzu değiştirin. Dikkat edin. Benden söylemesi arkadaşlar. Sonra vay efendim. Redavur abi geldi bizi vurdu.
Ay ben topal kaldım. Ay böyle sıkıntı oldu falan istemiyorum yani. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki yayını bekliyorum. Faruk 5'te indirin oynayın.